Dinliyoruz. Cenab-ı Allah'a bir dilekçe verdik. Ama bu da 150-200 bin izlenir sonra dünel oldu da. 2008'de battım abi. Bir oyuna getirildim. İşte bizim akrabalığa vardı. Marketler, mirketler bir şey yapmadığımız çıkarmadı bu hayatta da. İşte her okulu kazandık, gittik. Anamız bir evin bir ol diye geri getirdi oralardan. İşte Profesör Bülent Topuz'la beraber okuduk İzmir Buca Lisesi'nde. Anam beni ziyarete geldi. O da bir göreceğim dedi. Kalorifer peteklerinin arasında çorabı bir gördü benim. Ağladı. Oradan beni geri getirdi. Çoraplarını kendim yıkayacağım. Ben seni 45'inden sonra niye doğurdum diye. Akkent'e geri getirdim. Anladım. Asili oraya yollamadı. Fen Lisesi'ne yollamadı. Bilmem ne. Çar Lisesi'ne, Vasat Lisesi'den bitirdik. Oradan Karaharbokulu'na yine gittik biz. Karaharbokulu. Yemin etmeden bir gün önce Hacettepe'yi kazandığımı öğrendim. Oradan kaçıvadım. Badılcan paralarını ödedim zaten. Karaharbokulu'nu terk ettim. Tabii. Oradan yemin devreye girseydi ayrılamıyordum zaten. Çok büyük senetler var, evet, biliyorsun. Evet. Asili uzatmayayım. İstanbul Üniversitesi yüksek lisans kazandım. Geceleri de işte eğitim fakültesinde bitirdim. Futbol akademinin zirvesindeyim. Erman Torun'la maçlara çıkıyoruz. İstanbul'a yerleştim. Hakemlik yapıyorsun. Oyunculuk mu, hakemlik? Oyunculuk yaptık zamanında da, tabii, hakemlik yapıyoruz. Yerleştik oraya. Bakana da dedim, bak benim yüksek lisans, işte hastane işletmelerim, yönetim adlı lisans. Oo süper. Sen git geliyor işte, 5 tane de tayin yapılacak. Biri sen olacaksın. Yerleştik abi oraya. 5-6 ay geçti. İşte Ali Sami Yen'de antrenmanı çıkıyoruz. Orada maçlara çıkıyoruz. Galatasaray'dasın. Kasımpaşa'm. Orada yok. Orada yaptırıyor hakemler. Antrenmanı orada yapıyor. Ben Fenerliyim. TFF'desin. Yani. Tabii canım, tabii. Diyeceğim tayin bir geldi abi Ardahan. İşte orada bizim manyaklık başladı, anladın mı? Hayatımızın rengi orada değişti. Onay Hastane Müdürlük, oradan askerlik çıkış yolu buldum. Kitapta zaten hepsi var, askerlik anıları, şunlar bunlar. Tam askerliğin bitmesine bir hafta kala takkadak bir gazete gördüm. Tıbbi mümessil aranıyor. Muğla Marmaris Fethiye. Allah Allah, -30'a mı gitmektense buranın iki ya diye. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bir başvurdum. Yakınız gelir zaten. Gelmez. Bir aladılar beni. 9 sene prepazantlık yaptık. Denizli'de, Muğla'da. Arada 92'de CHP'nin kurucusuydum. İşte ilk belediye başkanı adaydım. Ondan sonra bir galle çıkıyordum. CHP'den DSP'nin adayı oldum. Falan beni seçmiyorlar zaten. Bu da dürüst adamım. Yer vermiyor bu millet. Uzatmayayım abi. 9 sene esnaflık yaptım. 2 sene medikacılık yaptım. Hasıl uzatmayayım. Bu battıktan sonra Cenab-ı Allah dilekçe verdim dedim ya. Döndüm geldim bura. Petrol ofisine gaz kattım. Benzinle mazot. Dilekçe kabul olmadı herhalde. Olmadı işte. Götüme bir tekme vurdu Cenab-ı Allah. Yani. Marmaris'e yolladı. Oradan döndüm geldim, hasili hayatı tekrar bir düzene koyan bilmem ne, nasıl emekli olacaksın dedi. Hanım yolladı beni petrol ofisine, gaz katıyoruz. Gaz işi zor. Benzinle mazotun, tabii, yerini buluyorsun da öbürünü altta giriyorsun ya, o zor. Tabii. O da eğilmen lazım. Ha işte adını vermeme gerek yok. Şurada büyük bir adam var. Hatta sulayıcı, önemli değil, isim de vermiş olayım. Patron da herkese baskı altına alıyor, hazır ola geçiriyor adamlar. Beni de hazır ola geçirecek oldu. Bir girdik birbirimize, kovalaştık. Meğerse Cenab-ı Allah kovala diyor. Kovalaştırıyormuş, bilmiyorum ne bileyim. Adım interneti bir açtım, özel sağlık meselesi yazıyor. Allah Allah, bu özel ne demek dedim. Hani benim iki tane bir diploma vardı, çeyiz gibi çıkarmadım abi. Son 5 yıldır kolejlerde hemşire geliştiriyorum. Ben doğduğum doğulu mücadelenin içindeyim. Ne güzel. 800 milyarlarımı çaldılar. Aldılar, galleştik 2008'de. Arkama dönüp de siz bunları niye aldınız böyle diyecek gücüm, ermanım yoktu. 8 ay şu Saltak'ta arkada bir dairede yattım. Orada bir tane oda vardı. Arkadaş çalışırken ben yatıyordum. O uyurken de ben bilgisayarın başında oynanıyordum. Facebook açıvadır bunun başında oynan diye. Hala oynanıyoruz işte o işlerle. Hala Facebook devam. Devam çünkü o videoyu da tesadüf. İsim soy isim ne? Facebook'taki. Aynen Yaşar Gayrakçı. Gayrakçı Yaşar. Yaşar Gayrakçı. Ha, biri öğrencilerinde şimdi o millet yüklenince o da oldu. Bir de sayfa var Yaşar Gayrakçı. Takipçilerimizi bekliyoruz sayfaya. Yeğen dur be, orada bizim ağız çene kanseri. Onun yanına gidiyormuş, 5 kuruş para veriyor. Bilmem ne derken geliyordum oradan, 3'te kitap aldım. İşte orada da şişko öyle geliyordum. Bir de baktım orada bir kamera var. Bir de benim çekim bakalım dedim orada, hanım bir gidim. Sordukları sordu. Evde yemeğe kadın mı yapmalı, erkek mi yapmalı? Kim yapmalı sence? Yok anlatamadım. O da öyle soruyor. Hani benim 3 dakikalık video var ya meşhurdan beri. Ya sen ne biçim konuşuyorsun dedim. Yumurtayı ben çakıyorum dedim. O pilavı yapar dedim. O kuru fasulye bakını ben salatayla soyuyorum derken 6 dakikalık konuşuyormuşuz. Hayat eşit. Fatih Portakal arada 15 yıllık haberciyim. Sen bunu 3 dakikaya nasıl sığdırdın? Geldi sen benim yaşadıklarımı yaşa bakan mı dedin? Nasıl sığdırmayacak? Kanalda ana haber çağırdı, sağ olsun. Kemal Kılıçdaroğlu belge yolladı. Bak burada. Belgesi de burada. Ona da bildim işte. Teşekkür ederim, bir kitabını aldım okudum diyor. Evet. Anlatabildim mi? Hayat böyle bir şey. Ben yeni fenomen olmuşum. İyi de zaten ben hep böyleydim ki. Sen hep fenomen hep böyleydin. Zaten. Anlatamadım yani. Şu toplumun iyi bir yere gelsin. Biz niye hani Pamukkale'ye gitmeyiz diye, biz de bir İsveç vatandaşı gibi niye olamıyoruz, Hollanda gibi niye, 10 bin euro niye bizim insanımızın geliri yok da küçük küçük şeylerle mutluluğu tatmin etmeye çalışıyor. Bu millet bir bok bilmiyor abi. Ölürken iyi öldük, eşeğin başı iyi öldüm diyor, hani sen ya. Bir bok yemeden gidiyor abi. Gidiyor. Cennete gidiyorum diyor, bir de nereye gittiği de belli değil.
Anladın mı? Her türlü şikayetçiliği de yapıyor. Dalga. Anladın yani. Hiç Allah'ın dediğini de yapmıyor bu millet. Böyle bir dünya abi. Şimdi de Nazilli Kitap Buharı'na gidiyoruz. 3-5 kuruş kârımız olsa 1515 lira emekli maaşımız var. Başka bir bokumuz yok. Ayın işte 30'unda da Denizli Kitap Buharı bakıyor. 3-5 kuruş kazanırsak, kazanmanın peki, ötesinde bu idamede şu topluma bir şey verebilirsek. Sen bu hayat mücadelesini sürekli devam ettirmiş bir insansın. Evet. Şimdiki gençlerimiz niye işsiz? İş mi beğenmiyor? Abi bak ben sana söyleyeyim. Türk eğitim sistemi 1946'dan sonra yavaş yavaş çökmeye başladı. Şimdi tam çöktü. Niye biliyor musun? Tıngır tıngır gençler. Herkes eleman arıyor. Herkes iş arıyor. Evet. Orta nokta bulunamıyor. Benim gazetede 90 gündür ilanım var. Çalışacak adam yok. Kadın yok. Kimse yok. Boş. İçi boş. Tıngır tıngır boş denek abi gençler. Ligaya katlı kimse yok. Benim oğlum memur olacak. Gönderiyor abi. 5 yıl sonra memur oluyor gari. Evde işsiz. Kaldırım mühendisi. Anladın mı? Aynen. Bomboş. Hiçbir ehliyeti yok. Ha ben bunu birçok videomda anlattım. İlkokul 4'te çocukların ortalama eğilimleri bellidir. Kim neye yatkın? Resme mi? Ona mı? Buna mı? Yönlendirirsin. O tekniker olur. O şu olur. O sanayide bilmem ne olur. Öbürü resim yapar. Öbürü iyidir kafası tıpa doğru gider. Bizim öğrencilerimizin hepsi okuyor. Siktir boktan affedersin kızmasınlar. Benim üniversiteler açıldı. Moda tasarım. Şehri. Ayağı onları boş boş ver. İşte bilmem ne de seramik var. Seramik meslek yüksek okulu. Çala bağcılık bilmem ne yüksek okulu. Yani değilse tuvalet meslek yüksek okulu. Bir ya da tuvalet ünlüsü o açılacak abi. Yok böyle bir şey. Yok. Analar babalar da bunu bilmiyor. İşte benim oğlum kızım memur olacak diye. Bin lira, 10.000 lira veriyorlar. Oluyorlar galiba memur. Hepsi kaldırım mühendisi. Anladın mı? Öyle. KPSS. Ha ahlak bozulmuş. Yani biliyorum bunu benden. Hepsi bitmiş. KPSS, MUPSS bunların hepsi hikaye. Zaten o da bitti. Şimdi öğretmenlik de bitti. Hepsi bitti. Tayin olandan oluyor. Ona da bir şey olmuyor. Sözleşmelisin diye. 5 yıl bir ne varacaksın? Ağzını açarsan atarım seni diye. O da bitti. Lay lay lom. İyi uykular Türkiye, hayırlı uykular Türkiye. Daha diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederiz.